Arkadaşlar Otokafalar hoş geldiniz. Ben Mehmet Berberoğlu. Yine efsane bir garajdayız. Çok sevdiğim bir dostumun garajı Oktuğ Garaj'dayız. Kendimi açıkçası şekerci dükkanındaki bir çocuk gibi hissediyorum. Nelerimiz var? Porsche'lerimiz var, Amerikan otomobillerimiz var, yukarıda motosikletlerimiz var, Mercedes'lerimiz var. Belki de haftalarımızı harcayacağız burada. Ben biraz susayım. Sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakayım. Tekrar geri geleceğiz. Evet, gördüğünüz gibi inanılmaz bir garaj. Muhteşem otomobiller var. Porsche'lerimiz var dediğim gibi, fakat Porsche'lere hiç girmiyorum. Çünkü bir ay önce yaptığımız programda size efsane bir Porsche garajı zaten tanıtmıştık. O yüzden Porsche'lere hiç girmeyeceğim. Diğer otomobillere gireceğiz. Ama ben sizi bugün 1950'ye götürmek istiyorum. Chevrolet'in 3-5 dediğimiz 1955, 56 ve 57 yıllarında yaptığı otomobilleri inceleyeceğiz. Programa geçmeden önce Afşin burada yok. Neden yok? Çünkü Afşin şu an yurt dışında, haftaya çekeceğimiz olan efsane programın otomobilini getirmek için yurt dışına çıktı. Şu an yolda, buraya otomobil getiriyor. Müthiş bir program olacak haftaya. Bekleyin. Bunun dışında desteğinizi istiyorum sizden her zamanki gibi. Neden? Çünkü aboneliklerimiz artması lazım. Yani çok daha fazla artması lazım. Ve videoyu izliyorsanız da beğenirseniz daha çok insanlara ulaşmış oluyoruz. Sizden bu video için, özellikle bu video için en az 500 beğeni istiyorum. Ekranı aşağı kaydırıp hem abone ol butonuna tıklarsanız ve en azından beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Şimdi sizi 1950'ye götürelim. Gidelim Chevrolet'lere bakalım. Evet, Chevrolet'in 1955 ve sonrası otomobilleri, arkamda gördüğünüz 1955, 56 ve 57 Chevrolet Bel Air'ler. Bu otomobiller en çok arzulanan otomobiller. Günümüzde de Amerika'da yaklaşık 60-70 bin doları buluyor bunların orijinal versiyonları. Evet, bizim Türkiye'de bu otomobiller maalesef, aslında maalesef demeyelim, dolmuş olarak kullanıldı ve belki o zamanlar hani her yerde gördüğümüz için gözümüzde değeri biraz düşmüş olabilir, fakat bu otomobiller tam bir arzu nesnesi. Ve inanılmaz cool. Yani coolluğun, bana sorarsanız, sözlüğünü açarsanız karşısında bu otomobillerin olması lazım. Ve bugün de arkamda 55, 56 ve 57 model Chevrolet Bel Air'ler mevcut. 1955 neden bu kadar önemli? Çünkü 1950'lerde Chevrolet ve Ford'un arasında büyük bir rekabet var. Bu rekabette Ford her zaman 3 adım önde. Neden? Çünkü Ford her zaman V8 makine kullanıyor. Chevrolet ise V6 makineleri kullanıyordu. Chevrolet 1955 itibariyle günümüzde de fındık V8, yani fındık 8 adını alan ufak blok V8 makineleri yapmaya başlıyor. 4.3 litre V8, 165 beygir ile 185 beygir arası değişen makineleri getiriyor ve arkamda gördüğünüz bu otomobilleri koyuyor. Bu otomobiller neden bu kadar arzulanan otomobiller? Çünkü 1955'lerde otomobiller, 1955 öncesi olan otomobiller hep bir amaç uğruna üretilmiş. İnsanları bir yerden bir yere götürmek için kullanılan nesneler. Fakat 1955 itibariyle Ford müthiş bir reklam kampanyasıyla beraber otomobillerin artık bir arzu nesnesi olduğunu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan Amerika'nın tüketim toplumunu beslemek için onlara hitap edecek otomobiller yaratmaya başlıyor. İçeride bu V8'leri koyduğu zaman artık önünde hiçbir şey duramıyor. Bu otomobiller o zamana göre çok hızlı. Yani çok hızlı dediğim nedir? 185 beygir bir makine var ve 0-100'ü bu otomobillerin 12 saniye. O zaman inanılmaz büyük fırtınalar kopartıyor. 12 saniye diyorlar. 0-100 inanılmaz bir şey. Sadece pazarı domine etmiyor. Pazarı domine etmesinin yanında o zamanlar 1955 model Bel Air Amerikan stok arabası yarışlarının, yani NASCAR yarışlarında domine ediyor. Önünde ne Ford durabiliyor, hiçbir otomobil duramıyor. Otomobillere tek tek detaylı inceleyelim. Bu arada o zamanlar Afşin'in de geçen videoda söylediği gibi Chevrolet her sene yeni bir otomobil çıkartıyor. Gelin 1955'ten başlayalım. Biraz dizaynlarına bakalım. Evet, arkamda 1955 Chevrolet Bel Air var. Bu arada 55, 56 ve 57 Chevrolet'lere 3-5, yani 3'ün 5'i veya 5'in 3'lüsü deniyor. Yani 1955 yılından itibaren Chevrolet 55, 56 ve 57 yılında sürekli model yeniliyor. 1955'te başlarsak çok yakışıklı dizayn noktaları var. Burada mesela gördüğünüz bu öndeki amblem, Amerika'nın o zamanki jet uçakları döneminde selam çakıyorlar. Nedir bu jet uçakları dönemi? Çünkü 1955 itibariyle Amerikan ordusunda jet uçakları kullanılmaya başlıyor. Yani pervaneli uçak dönemi kapanıyor ve jet motorlu uçaklar devreye alınıyor. Hem hava kuvvetlerinde
Aynı zamanda da insan taşımacılığında da jet motorlu uçaklar kullanılıyor ve o dönem jet dönemi olarak geçiyor. Ve burada da otomobillerde de bunu görebiliyoruz. İşte arkadaki uzun kuyruklar olsun, bu öndeki amblemler olsun, işte direksiyondaki detaylar olsun. Bunlar hep o döneme selam çakan detaylar. 1955 model Chevrolet'e gelirsek, Bel Air'e gelirsek, burada şu gördüğünüz ön ızgara, bu o zaman Ferrari'den alınıyor ve buraya konuluyor. Çünkü Ferrari bildiğiniz gibi bir arzu nesnesi. İşte bol bol krom kullanılıyor. Krom ön ızgaralar, krom detaylar, yanda krom çıtalar. İçeride bol bol krom kullanılması. Krom niye? Krom çünkü zenginlik göstergesi o zamanlar. İşte her şey parlak. Aslında günümüzdeki gibi. Ya gerçekten bakıyorum, inanılmaz yakışıklı ve inanılmaz böyle içim akıyor bu otomobillere. Bu arada bu otomobil tamamen orijinal. Yani makinasından tutun, içindeki koltuklarından. Yani burada gördüğünüz 3 arabada her şeyi birebir orijinal olarak tutulmuş. Restorasyonları yapılmış. Şu otomobile bir yandan bakmanızı istiyorum. Yani inanılmaz gözüküyor. Evet, çok heybetli gözüküyor. 4.6 metre bu otomobil. Ve tam 1500 kilo, 1568 kilo, 1,5 ton. Ya 1,5 ton aslında çok büyük bir ağırlık değil. Ve yandan baktığınız zaman müthiş bir dizayn ya. Yani şuradaki krom çıtaların düzlüğü, burada da görüyorsunuz bakın bu düz çizgi. Bu daha sonra 1956'da hafif eğim alıyor. 1957'de artık eğim iyice farklılaşıyor. Onları da göstereceğim size. Bu otomobilin en belirgin özelliği bütün kaputu saran bu ön cam. Bu arada otomobilde teknik yenilikler de var. İşte mesela nedir? İşte frenler 11 inç tamburlu frenlere dönüyor. Havalı direksiyon geliyor. V8'e 2 ileri otomatik bir şanzıman var. Evet, yanlış duymadınız. 2 ileri Power Glide dediğimiz otomatik şanzıman var. İstenirse de 3 ileri düz viteste de alınabiliyordu bu otomobil. Buradan gel abi, şu şeyi de göstermek istiyorum. Şu sesler ya. Bu otomobilde her şey mekanik. Bakın abi, şunu açtım. Şu sesin güzelliğine bak ya. Müthiş yani, sabaha kadar kapıyı açıp kapayabilirsin. Mercedes G'ye geçtim ama G-Class düşündüğünüz zaman bu otomobil neden bu kadar efsane? Onun da kapı açılıp kapanma sesleri mesela. Aynı böyle klank klank, yani mekaniktir. Devam edelim abi. Arkaya gelirsek, bahsettiğim gibi buradaki şu jet uçaklarından esnenen bu kuyruk 55, 56, 57, 60'lara kadar devam etti. 60'lardan sonra da bu trend bir anda yok oldu. Stopları, sinyalleri, geri vites ışıkları hepsi gövdeye entegre, yekpare bu far grubunun içinde yapılıyordu. Gel abi, çok tatlı bir burada yedek lastik isterkne bölmemiz var bagajın arkasında. Bunlar hep ekstra olarak geliyor bu arada. Bazı otomobillerde bu yok, bu olmuyor. İçine bakalım, içine bakalım diyeceğim. Bu içinde de 1956'ya geçelim. Neden? Çünkü 1956, 55 ile 56'nın arasında içerilerde çok fazla fark yok. İçine bindiğimiz zaman insanın yüzüne bir gülümseme oluyor. Çünkü ya şuna bakar mısınız? 18 inç bu direksiyon. Ya 18 inç dediğiniz gerçekten efsane bir direksiyon. Burada bank dediğimiz, bank tipi dediğimiz koltuklar var. Arkada da gayet yeterli ve keyifli bir alan var. İçeri baktığımız zaman her şey manuel yine. İşte şurada kelebeği açmak için, burada görüyorsunuz, manuel bir şekilde kelebeği açıp kapatabiliyoruz. Buradaki bu altın, bu arada altın değil tabii ki ama sarı renkli Bel Air yazıları da 1956 itibariyle ekleniyor. Bu da tabii demin bahsettiğim gibi kromun zengin durması. Aynı burada da bu altın gibi gözüken sarı yazı da yine zengin durması için yapılmış. Radyo zaten inanılmaz klasik. Görüyorsunuz ses ayarları. Air condition, bunlara klima eklenebiliyordu. Bu otomobilde bu opsiyon da var. Tabii ne kadar verimli çalışıyor siz biliyorsunuz bu otomobillerde. O kadar da verimli değil. Önümüzde çok güzel bir hız göstergesi var. Zaten devire falan o zamanlar hiçbir zaman girmiyorlardı. Bu otomobil bu arada orijinal kilometresini size söylüyorum. 59 bin kilometre daha. Bu da gerçekten inanılmaz. Bahsettiğim gibi 2 ileri Power Glide otomatik vitesimiz var. 1957'ye geçmeden önce bunun da dışındaki ufak dizayn değişikliklerinden bahsetmek gerekir. Ne yapıyor bu milliyetçi Amerikalılar? İşte demin 1955'te gösterdiğim o Ferrari'den esinlenen ön ızgara tamamen yerini 1956'da buradaki yekpare ızgaraya bırakıyor. Çünkü bu adamlar aşırı milliyetçi biliyorsunuz. Yani bizi de geçerler bu konuda. Öndeki jetin tasarımı değişiyor. Buradaki detaylar ekleniyor. Gördüğünüz gibi. Motordan bahsetmişken de bu otomobilde 4.3 litre 185 beygir bir makine var. Aslında üçünde de aynı makine var. 4.3 litre. Bir tek 1957'ye geçtiğimizde 4.3 litre yerini 4.6 litre 210 beygirlik enjektörlü versiyonlarında 210 beygire bırakıyor. Ama bu otomobillerde 185 beygir ve düşünürseniz 185 beygir de
hiç fena değil. Demin gösterdim ya, bu otomobiller hep kübik, yani kutu şeklinde yapılmış. Ve 1955'teki düz hatlar yerini 1956'da burada gördüğünüz daha çok eğimli hatlara bırakıyor. Ve gittikçe de etekler yukarı kalkıyor. O zamanlar otomobillerin, hatta bazı otomobiller 1950'lere bakarsanız etekler iyice aşağıya geliyor arka çamurluklarda. Bunun nedeni de o zamanlar aerodinamik yüzünden bunları yapıyorlar. Ama gittikçe etekler kısalmaya başlıyor. 55'te daha aşağıda, 56'da böyle, 57'de daha da açılmaya başlıyor. Gidelim 57'ye bir de bakalım. Bunları dokunmak da çok güzel ya. 55 ve 56'dan sonra 1957'ye geldiğimiz zaman ızgara yine değişiyor. Yani her sene bir update geliyor. Her sene bir güncelleme geliyor otomobillere. Bu da çok maliyetli bu arada. 1955'te Chevrolet Bel Air'in geliştirilmesi için tam 300 milyon dolar para harcıyorlar. 300 milyon doların yanında 2 milyon dolar da reklam bütçesi var adamların. Ve bu, o zamanki rakamları düşündüğünüz zaman gerçekten çok ciddi bir para harcanıyor bu otomobile. Bir yatırım yapılıyor. Tabii satış rakamları da inanılmaz. Yani Amerika'da satılan otomobillerin %40'ı Chevrolet oluyor. Geldiğimiz zaman bakınca ızgara daha ovalleşiyor. Öndeki ızgara. Yani Ferrari'den nerelere geliyor? Benim tercihim 1955 bu arada. Sizin tercihiniz ne olurdu? Ben onu da merak ediyorum. Yani 1955 Cabrio 1 Bel Air bence son nokta. Ama sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Yorumlarsanız çok sevinirim. Evet, tekrar arabanın ön ızgarasına dönersek, dediğim gibi ön ızgara iyice büyüdü. Yine jet dönemine bir sürü selamlar var burada. Hele kaputun üzerine koydukları detaylar. Yine altın. Burada bakın sarı renk. Bu otomobiller şey orijinal. Yanına geçtiğimiz zaman burada yine ufak küçük detaylar var. Buradaki yüzgeçler geliyor. Ya bunlar işlevsel yüzgeçler değil ama dizayn detayları. Bu otomobil bu arada yine 4.6 metre. Fakat daha ufak gözüküyor. Neden daha ufak gözüküyor? Bu otomobildeki jantları 15 inçten 14 inçe düşürüyorlar. Gördüğünüz jantlar 14 inç. Otomobil daha alçak gözükmeye başlıyor. Yanına geçelim. Bu arada bu kupe versiyonu, diğerleri kabrio versiyonlarıydı. Buraya geçtiğimiz zaman yine o düz çizgi yerini eğimli bir detaya ve bir çizgiye bırakıyor. Etekler daha da yükseliyor. Ve kuyruk iyice abartılı hale geliyor. Yani şu kuyruğa bir bakar mısınız abi? Uçak kuyruğu gibi bir şey. Bu da bu arada bahsettiğim gibi 1960'ta yok olan bir trend. Ama bence keşke yok olmasaydı. O zamanki o Cadillac'larda ve bu otomobillerde bu kuyruklar bence şahane gözüküyor. Esas değişiklik içinde oluyor. İçinde orada gördüğümüz otomobilin direksiyonuna geçtiğiniz zaman ne görüyorsunuz? Kocaman bir hız saati. Fakat buraya geldiğiniz zaman işte artık benzin bilgisi, motor sıcaklığı, hız göstergesi hepsi akuple şekilde direksiyonun önünde gözükebiliyordu. Bu arada bu otomobiller, evet, müthiş cool otomobiller. 2010'da yapılan bir araştırmaya göre kullanılması en tehlikeli otomobillerden de üçü. Neden? Çünkü güvenli değil. Hiçbir güvenlik önlemi olmadığı için bu otomobillerde. Çarptığınız zaman Allah korusun. Neyse, ona girmeyelim. Yani çok da güvenli otomobiller değil. Bu kadar aile arabalarından bahsettikten sonra Chevrolet her zaman aile otomobillerim yaptı. Tabii ki hayır. O zamanın bir efsanesi var. Ne var? Chevrolet Corvette. Chevrolet Corvette'in de burada çok müthiş bir örneğini görüyorsunuz. 1960 model Chevrolet Corvette C1. Chevrolet Corvette 1953'te başlıyor ilk üretimine. 1953'te ilk üretime başladığı zaman sadece 300 adet üretiliyor. Ve bu 300 adetinde tam tamına 185 adetini satabiliyorlar. Niye? Çünkü ilk 1953 model Chevrolet Corvette yapıldığında sıralı bir makine var üzerinde 150 beygirlik. Arkadaki süspansiyon sistemi bağımsız değil, yekpare bir süspansiyon sistemi var. Ve otomobil çok sıkıcı ve yavaş bir otomobil bu arada. O yüzden 300 tane üreten otomobili sadece 185 tanesini satıyorlar. İşte 1954'te bazı dizayn değişiklikleri oluyor. Fakat 1955'te artık onlar da V8'leri kullanmaya başlıyorlar. Ve tabii V8'ler oyuna girdiği zaman 215 beygirler. Hatta bu otomobilde 1960 yılına geldiğimiz zaman 4.3 litre 250 beygirlik bir V8 geliyor. O zaman da 0-100'ler işte 7.8 saniyelere çıkıyor. 7.8 saniye demek. İşte burada gördüğünüz 12 saniyeden sonra 7.8 saniye inanılmaz bir şey. O zamanın çok arzulu olan bir otomobil oluyor. Bu 1960 modelde C1'in son versiyonu. Burada gördüğünüz işte 9 dişli. Ön ızgaranın mesela son kullanıldığı otomobil bu. Bence çok yakışıklı bir detaydı bu. Şöyle biraz otomobile bakalım. Şu detayları bir görelim. İnsanın içi akıyor bu otomobile. Muhteşem. Renkler zaten inanılmaz. Yani 1956'ya baktığınız zaman da bu çift renk olayı giriyor. İşte oradaki mavi en az üretilen modeli. Yine Corvette'e geldiğimiz zaman şu kırmızı. Zaten her zaman Corvette deyince aynı Ferrari'de de kırmızı gelse de
Corvette'de de bir Corvette kırmızısı var. Buradaki yüzgeçler yine, işte burada gördüğünüz bu detaylar, eğimler, kıvrımlar. Yani otomobillere o kadar çok detay harcıyorlar ki 1950'lerde. İnanılmaz yani. Günümüzdeki otomobillere baktığınız zaman sıfır detay. Ya sıfır detay demeyelim ama adam geliyor bir tane işte tableti yerleştiriyor otomobilin ortasına. Ondan sonra araba işte oluyor sana elektrikli Tesla. Ama buraya baktığınız zaman her noktasında bir detay var. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Bakın şuradaki detay. İçeri girip çıkmak o kadar zor olduğu için burada böyle bir detay yapıyorlar. Ve arabalar da çok ufak bu arada. Bakın şöyle geçersek. Ne Apple CarPlay var, ne Android Auto var, ne elektrikli bir şey var. Yani dijital hiçbir şey yok. Her şey analog, her şey çok yakışıklı. 160 mil bir kadran var önümde. Devir saatim var. Bir sürücünün görmek isteyeceği bütün bilgiler önümüzde var. Direksiyon öyle 18 inç değil. Çok daha ufak, çok daha sportif bir direksiyon var. Bilmiyorum nasıl gözüküyorum abi ama yani bu arada muhtemelen bütün rüzgarı yerim yani ben bu otomobilde. 4 ileri manuel bir şanzıman kullanılıyor. Diğer bütün otomobillerde 2 otomatik, 2 ileri power glide vardı. Otomobilin arkasına geçersek bu arada şu kapı kollarının açılması da çok müthiş bir detay. Ve tabii ki manuel camlar. Her şey manuel abi otomobilde. Yani çok şık, çok güzel. Arkaya geldiğimiz zaman 1960 bu akuple arka stopların son kullanıldığı otomobil bu arada. Yani hem 9 dişli ön ızgara hem de arkadaki gövdeye entegre edilmiş stopların son kullanıldığı model. Gelirsek egzozlar nerede derseniz egzozlar da arka tampona entegre edilmiş durumda. Onlar da burada çok yakışıklı duruyor. Gideyim anahtarı alayım. Otomobili çalıştıralım, bir de sesini dinleyelim. Anahtarı aldık. Bir sesini duyalım bakalım. Evet. Bakalım. Anında çalıştı görüyorsunuz. Muhteşem bir ses ya, inanılmaz yani. Umarım size de geliyordur bunun sesi. İnşallah bu modeli de ileride gidip kullanacağız. Güzel bir havada çıkacağız. Size bunu bir de yolda göstermek istiyorum aynı zamanda. Programı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizden en az 500 tane like istiyorum. Yani 500 beğeni istiyorum bu programa özel. Haftaya çok efsane bir programda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.